3 Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. Ana haber bültenimize geçmeden önce bazı başlıklar. Kar mağduru Kürdistanlılar iktidara tepkili. İnsan Hakları Haftası'nda katliamların hesabı soruluyor. Efsanevi lider Nelson Mandela toprağa verildi. Bugün birçok merkezde 163 hasta tutsak için 163 dakika eylem düzenlendi. Başta Suriye olmak üzere Orta Doğu'dan gelişmeleri aktaracağız. Hemen ayrıntılara bakalım. Karakış Kürdistan'da hayatı felç etti. Halksa vatandaş ayrımı yapan iktidara tepkili. Yılmaz Güney'in 1981 yapımı Yol filmi 12 Eylül döneminde başta Kürt sorunu ve toplumsal sorunlarla boğuşan köylülerin zorlu yaşamlarını anlatıyor. Ancak bu görüntüler 80'ler değil 2013'e ait. Burası Gare mezrası. Cölemergin Şemzinan ilçesi Kelaş köyüne bağlı. Köylüler kalp krizi geçiren 44 yaşındaki Havva Sönmez'i yollar kapalı olduğu için omuzları üzerinde 5 kilometre uzaklıktaki ambulansa taşıyor. Ve hükümete Kürt olduğumuz için mi bunlara maruz kalıyoruz diye soruyorlar. Tüm kamu amiri ve yetkililerini bilgilendirdiğimiz halde buraya herhangi bir müdahalede veya yol açma bir durumu olmadı. Bu Şemdinli'deki kamu amirlerinin acizliğidir. Köy hizmetleri önünde iki araç park edilmiş, iki tane. Loder duruyor orada. Zincirleri olmadığı için bu yolu açamıyorlarmış. Buranın kış koşulları her zamankinden daha çetindir. Bunu tüm kamu amirleri bildiği halde buna hazırlıksızdırlar. Bu halkın bu şekilde rezil edilmesinin anlamı nedir? Biz sadece Kürt müyüz? Sonuç bu mudur? Yoksa devletin elinden gelen bir güç değil midir? İş makinesinin olduğu Şemdili'de ne maksatla bu yol açılmış? Yani buradan ötesi 5 kilometre. Bakın şu anı yolu görüyorsunuz. Yol buraya kadar temizlenmiş. Bu 5 kilometre niye temizlenmemiş? Biz onu öğrenmek istiyoruz. Askeriye söylese anında açılır. Yani bunu biz kesin biliyoruz. Biz de vatandaşız. Eğer o askeri, o rütbeli vatandaşsa biz de en az onu kadar vatandaşız. Nitekim yine bölgede çığ düşmesi sonucu hayatını kaybeden İran nüfusuna kayıtlı iki Kürt, Ziyad Bergani ve Pervez Dehkan'ın cesedine ulaşıldı. Şırnak, Batvan, Çevlik, Sert ve Colemek'te de yolların kapalı olması nedeniyle araç konvoyları oluşmuş durumda. Roboski'den yola çıkan ve 3 gündür mahsur kalanlar da yetkililere tepkili. 400-500 tane aracımız bu halde, konvoy halinde süssüz, aç, perişan, çoluk çocukluğunda mağdur. Yani bunları aklım almıyor. Ulaştırma Bakanı ve Başbakan çıkıp da diyor 761 tane personel göndermişiz. Hiçbir tanesinin yüzünü görmüyoruz. Bu ne haldir artık? Tam onun vicdanına bırakıyorum. Aradığımız zaman telefonu yüzümüze kapatıyorlar. Diyarbakır Karayollar Müdürlüğü'nü aradık, kapattılar. Bize küfrettiler. Ulaştırma Bakanlığı'nı arıyoruz, küfür ediyorlar. Ayrıca İdil merkezindeki polis arkadaşlar, buradaki arkadaşlarıma hem fiziki tacize bulunmuşlar, hem hakarette bulunmuşlar. Yani bu insanlara yardımcı olacağına bu hakaret niye edilir? Hezeh'te hayvan barınaklarının çökmesi sonucu 712 koyun, 332 kuzu telef olurken 200'den fazla küçükbaş hayvan kayıp. Sert'te de durum benzer. Öte yandan kazalar da meydana geliyor. Evinin çatısını temizlerken kaza geçiren 55 yaşındaki Sabri Sercan'ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Yolların kapanmasıyla yabani hayvanlar da şehre indi. Agere'nin Giyedin ilçesinde ikamet eden Mehmet Kuşçu, akşam saatlerinde evinden çıktığı esnada kurt saldırısına uğradı. Kurdun kolunu ısırdığı kuşçunun yardımına sesleri duyan çocukların yetiştiği öğrenildi. Van depreminin üzerinden 2 yıl geçti. AKP hükümeti ölüme terk ettiği depremzedeleri cezalandırmaya devam ediyor. Depremden en çok etkilenen ilçelerden olan Erdiş'te esnaf AKP'ye öfke yağdırdı. 2 yıldır verilen vaatlerin yerine getirilmediğini belirten Erdişli esnaf borç batağında. Esnaflar ilçede yaşanan depremin ardından en büyük depremi AKP hükümeti ve AKP'li belediyenin kendilerine yaşattığını belirtiyor. Erdiş Berberler ve Kahveciler Odası Başkanı Muhittin Demir, depremin yıktığı bir yanda dursun, bilinçsiz uygulamalar ve düzensiz yerel yönetim bizleri ciddi anlamda mağdur etti dedi. İnşaat malzemesi satan Cafer Yıldız ise bölgeye gönderilen yardımların çalınarak gasp edildiğini söyledi. Mahsun Güler adlı esnaf ise
Erdiş'te depremin etkisinin halen devam ettiğini, hatırlatmak için iş yerine 7,2 ismini verdiğini ifade etti. 3 sene oldu depreme girdi, deprem vurulduğundan beri Erdiş'te bir çivi çakılmadı, bir iş yapılmadı. Ve biz de burada dükkanımızı, yerimizi değiştiriyoruz. İşte şurayı yıkılacak, burayı yıkılacak. Güney Afrika'nın efsanevi lideri Nelson Mandela doğduğu köyde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Dün öğleden sonra ana topraklarına getirilen Mandela için Korsa kabilesinin geleneklerine göre tören yapıldı. Mandela ailesinin isteği üzerine törene uluslararası basın alınmadı. Törenin ikinci aşaması olan protokol çadırda ilk olarak Güney Afrika Marşı okundu. Kürsüde Mandela'nın yaşını temsilen 95 büyük mum yakıldı. Törende konuşan Güney Afrika Cumhurbaşkanı Jacob Zuma, "Sen bir ışık olarak kalacak ve bizi aydınlatacaksın," dedi. Mandela'nın dava arkadaşı Ahmet Katrada da bir konuşma yaptı. Ardından da Mandela'nın torunlarından Nandi Mandela konuştu. "Nelson Mandela'nın öyküsü Güney Afrika'nın öyküsüdür," dedi. Ardından kameralar çekimi durdurdu. Tören kıtası ve bando eşliğinde top arabasında mezarlığa taşınan tabut, amiral ve generaller tarafından mezara bırakıldı. Burada üzerindeki bayrak da alınan Mandela, Korsa Tembu kabile geleneklerine göre toprağa verildi. Gever'de AKP hükümetinin gerçekleştirdiği katliama tepkiler gelmeye devam ediyor. Muş'ta BDP il örgütü öncülüğünde yüzlerce kişi Cumhuriyet Caddesi su deposu önünde buluştu. Ardından belediye önüne kadar sloganlarla yürüdü. Esnafların alkışlarla destek verdiği yürüyüşü engellemeye çalışan polis, halkın tepkisi üzerine geri çekilmek zorunda kaldı. BDP'li vekil Demir Çelik provokasyona gelmeyeceklerini söyledi. KOP ilçesinde de BDP ilçe örgütü öncülüğünde eylem düzenlendi. Gever katliamına tepkilerden biri de İstanbul ilçelerindeydi. Dün gece Ümraniye, Bağcılar, Kadıköy ve Kartal'da eylemlerle katliamlara son verin çağrısı yapıldı. Kürt halkına yönelik düşmanlık ve katliamların son adresi Gever'di. Önce Reşit ve Veysel İşbilir, ardından Bemal Tokçu katledildi. Peki bunlar ilk miydi? İzleyelim. Bemal Tokçu, Türk Devleti'nin katlettiği sivillerden sadece biri. Polis 6 Aralık günü Gever'de terör estirdi. Halka kurşunlar yağdıran polis, amca yeğen Reşit ve Veysel İşbilir'i katletti. Sonraki gün halk alanlara çıktı. Halk katliamı protesto etti, evlatlarını son yolculuklarına uğurladı. Kitlesel törene saldıran polis, bu defa Bemal Tokçu adlı sivili yaraladı. 4 gün boyunca yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Tokçu, 11 Aralık'ta yaşamını yitirdi. 25 yaşında ve 2 çocuk babası olan Bemal Tokçu, ailesinde 30 yıllık çatışmalı süreçte katledilen 17. kişi. Alakana köyünde yaşayan, çiftçilik ve hayvancılıkla geçimini sağlayan Tokçu, katledildiği sırada eşi 3. çocuğuna hamileydi. 2008 yılında örgüte yardım ettiği iddiasıyla tutuklanan Tokçu, 2010 yılında tahliye edildi. Aynı aileden soyadları Yaşar ve Tokçu olan 17 kişi devlet tarafından katledildi. İkbal Yaşar, 2008 Nevrozu'nda eski cezaevi arkasında polis kurşunuyla, Mehmet Yaşar, 1994 yılında JITEM tarafından, Recep Yaşar, 1994 yılında evinden alınarak, Reşit Tokçu ve Fetah Yaşar, 1996 yılında hayvan ticareti yaparken, Behçet Yaşar ise köyünde askerlerce katledildiler. 1994 yılında korucu olmamak için Güney Kürdistan'ın Kaladizi kasabasına göç eden aile, burada da 7 ile 11 yaş arasındaki Giyabend, Çimen, Kevser, Behice ve Yunus adındaki 5 çocuğun katline şahit oldu. Rojava devrimi Kürt halkı açısından birliğin adı. Bu birliğe dönük Türk devletinin duvar projesi ise ortak mücadele gerekçesi. Kuzey Kürdistanlılar BDP merkezinin kararıyla 22 Aralık'ta Cizre'de olacak.
Dev yürüyüş için hazırlıklar başladı. BDP Cizre İlçe Örgütü Rojava ile dayanışma mitinginin hazırlıklarına ilişkin BDP ilçe binasında basın toplantısı düzenledi. Hazırlıklar hakkında bilgi veren İLEŞ Başkanı Hami Akti, Kürt halkının birlik ve beraberlik gününde bir arada olmaları gerekir dedi ve herkesi mitinge davet etti. BDP Ahmet İl Örgütü de kente Cizir yürüyüşüne hazırlıyor. İl binasında bulunan Vedat Aydın konferans salonunda düzenlenen halk toplantısında yürüyüşün önemine değinildi. DÖK bileşenleri, MEADER, Barış Anneleri İnisiyatifi aktivistleri, STK temsilcileriyle çok sayıda BDP üyesinin katıldığı toplantıda yürüyüş için 22 Aralık günü BDP il ve ilçe binaları önünden saat 9'da araçların kaldırılacağı belirtildi. Türkiye'nin El-Kaide bağlantılı gruplara silah yolladığı belgelendi. Birleşmiş Milletler ve Türkiye İstatistik Kurumu'na göre Türkiye 2013 Haziran ayından Ekim ayına kadar Suriye'ye 47 ton silah ve mühimmat yolladı. Birleşmiş Milletler ve Türkiye İstatistik Kurumu'nun internet sitelerinde yer alan verilere göre Türkiye, Suriye'de savaşan çetelere tonlarca silah yolladı. Belgelere göre Türkiye, Haziran 2013'ten beri Suriye'ye 47 ton silah ve mühimmat gönderdi. Birleşmiş Milletler kayıtlarına göre Haziran ayında Türkiye'den Suriye'ye 9303 kodlu silah cinsinden 3.6 ton yollanmış. Temmuz'da 4.4 ton silah sevk edilmiş. Kuta'da yaklaşık 1000 kişinin öldüğü tahmin edilen 21 Ağustos kimyasal silah saldırısının olduğu ay silah sevkiyatı 10 tona çıkmış. Eylül ayında ise Suriye'ye 29 ton silah yollanmış. Birleşmiş Milletler'in çıkardığı bilgilerin aynısı Türkiye İstatistik Kurumu'nun web sitesinde de var. Türkiye ve Suriye arasında 93 kodlu silah ticareti koduyla Ekim ayına kadar silah yollanmış. Silahların çoğu av tüfekleri ya da namludan doldurulan silahlar gibi kayıtlara geçmiş. Suriye'ye uygulanan uluslararası silah ambargosu da bu yolla aşılmış. Erdoğan bir süre önce İsveç'te gazetecilerin Türkiye El-Kaide'yi destekliyor mu sorusuna bana belge gösterin demişti. Bu konuda acaba ellerindeki belgeleri nedir? Anlayabiliyor musunuz? Belge Türkiye Devleti'nin resmi kurumlarının raporu. Görünen tabloda Haziran-Ekim arası Türkiye'den Suriye'ye giden silah ve mühimmatın dökümü görünüyor. Ocak Paris katliamının üzerinden neredeyse bir yıl geçti. Ancak Fransız yetkililer soruşturmaya ilişkin bilgi vermiyor. 9 Ocak 2012 tarihinde Fransa'nın başkenti Paris'te bir katliam gerçekleşti. PKK kurucularından Sakine Cansız, Kenike Paris temsilcisi Fidan Doğan ve Gençlik Hareketi üyesi Leyla Şahilemiz'i hedef alan katliamın birinci yıl dönümüne sayılı günler kaldı. Ancak katliam soruşturmasına ilişkin resmi olarak herhangi bir bilgi verilmiyor. Fırat Haber Ajansı, ANF'ye mülakat veren avukat Antoine Comte, cinayetlerde Türk devlet sorumluluğu olduğuna dair çok miktarda unsur olduğunu belirtti. Soruşturmanın geldiği aşamaya ilişkin avukat Comte şunları ifade ediyor. Şunu bilmek gerekir ki, Fransız hukukuna göre avukat soruşturma sırasında gizlilik esasına uymak zorunda. Ama açık bir şekilde söyleyebilirim ki dosyada büyük ilerlemeler var. Soruşturma Türk sorumluluklarına işaret ediyor. Bu önemlidir. Avukat.com, Türk devlet sorumluluğuna dair bir ayrıntıya işaret ediyor. En radikal Türk aşırılıkçılarla çok bağlantılı biri. Çok bağlantılı, yüzüğü üzerinde de 3 hilal var. Bundan sonrasının Türklerin yardımıyla ilintili olduğunu belirten avukat, bu noktada tüm Avrupa'yı bağlayan yanlara dikkat çekiyor. Bu cinayetler Schengen sahası içerisinde meydana geldi. Katledilenlerden biri olan Sakine Cansız'ın Almanya'da siyasi sığınma hakkı vardı.
Fidan genç kızken Fransa'ya geldi ve ailesinin bir kısmı Fransa vatandaşı. Bu durum Avrupa'yı ilgilendiriyor, sadece Fransa'yı değil. Avrupa'nın cinayete el atması ve genel anlamda Türk makamlarından bir cevap istemesi gerekiyor. Avukat aşağı yukarı bir yıl içinde soruşturmanın tamamlanacağını düşündüğünü ifade etti. Orta Doğu'dan haberlerle devam edelim. Suriye'de rejim güçleriyle muhalifler arasındaki çatışmalar sürüyor. Dün ve bugün rejim güçleri Halep'in Haydariye bölgesine hava saldırısı gerçekleştirdi. Halep'in Tahen, Haydariye, Muyesir, Devar Cezmati, Devar El Haut ve El Cezmati mahallelerine hava saldırısı düzenlendi. Saldırıda en az 19 kişinin öldüğü bildirildi. Varillerle yapılan TNT'li bombardıman sonucu 8'li çocuk 9 kişinin öldüğü ve çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi. Öte yandan Raqqa kentinde üniversite öğrencileri çeteci Irak Şam İslam Devleti'ni protesto eylemi düzenledi. Öğrenciler IŞİD karşıtı sloganlar attı. Tunus'ta aylardır süren iktidar krizine geçici çözüm bulundu. Başbakanlık koltuğuna tarafsız olarak bilinen Sanayi Bakanı Mehdi Cuma getirildi. İktidar ve muhalefetteki parti temsilcileri ülkeyi şimdilik yönetecek. Geçici hükümetin yeni başbakanı konusunda uzlaştı. Uzlaşmaya göre geçici başbakan 2014 yılında yapılması planlanan genel seçimlere kadar görev yapacak. Geçici hükümete şimdiki Sanayi Bakanı Mehdi Cuma başkanlık edecek. 51 yaşındaki Mehdi Cuma uzun yıllar Fransız enerji devi Total'in yan kollarından Aerospace şirketinde çalışmıştı. Ve Mart ayında kurulan Ali El Ureyd başbakanlığındaki hükümette Sanayi Bakanı olmuştu. Mısır'da Anayasa Hazırlık Komisyonu 247 maddeden oluşan değiştirilmiş anayasa taslağının tamamını onayladı. Taslak halk oylamasına sunulacak. Mısır'da geçici Cumhurbaşkanı Adli Mansur başkent Kahire'de açıklama yaptı. Yeni anayasanın taslağının 14-15 Ocak 2014 tarihinde referanduma sunulacağı belirtildi. Taslağın referandumda halkın çoğunluğunun desteğini alması halinde Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinin yeniden yapılmasının önü açılmış olacak. ...10-17 Aralık İnsan Hakları Haftası, haftanın etkinlikleri kapsamında dün AMED'de önemli bir konu masaya yatırıldı. Dil, asimilasyon ve travma konulu panel düzenlendi. Panel Türkiye İnsan Hakları Vakfı, İHAD, Mazlum Der ve AMED Barosu tarafından düzenlendi. Bağlar Belediyesi konferans salonunda gerçekleştirilen panelde önce İHAD Şube Başkanı Raci Bilici konuştu. Bilici yaşam hakkının ardından gelen ikinci hakkın insanın kendi dilini konuşması olduğuna dikkat çekti. Panelin moderatörlüğünü yapan psikiyatrist İsrafil Bülbül dil ve travma üzerine değerlendirmeler yaptı. Bülbül dilsiz bırakılmanın yarattığı travmanın yanı sıra batıda lince varan saldırılarda da karşı karşıya kalınmasına yol açtığını kaydetti. Artuklu Üniversitesi Kürt Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Ramazan Pertev, asimilasyon politikalarının yaşam içerisinde nasıl sürdürüldüğünü anlattı. Avukat Hasan Basri Çelik, asimilasyonun hukuksal boyutu konusunda değerlendirme yaptı. Dün Şehit Rüstem kampında belediye başkanlığı seçimleri vardı. Akşam saatlerinde tamamlanan seçimlerin sonuçları ile birlikte eş başkanlık sistemine geçildi. Dün sabah saatlerinde başlayan belediye başkanlığı seçimleri akşam sona erdi. Uzun süredir seçim ve propaganda çalışmalarının yapıldığı kampta seçimler demokratik ortamda gerçekleşti. İki yılda bir gerçekleşen seçimlerde bu yıl 5 aday yarıştı. Bu yılki seçim sistemi eş başkanlık sistemine göre düzenlendi. Oy kullanma işlemi tamamlandıktan sonra sonuçlar Yüksek Seçim Kurulu'nda tüm adayların katıldığı bir törenle açıklandı.
Açıklanan sonuçlara göre Bermal Colemergi 1903, Kendal Hilali ise 1806 oy alarak seçimleri önde tamamladı. Eş başkanlığın uygulanacağı belediye için 12 meclis üyesi de seçildi. Mayıs ayında Ankara'da yapılan Demokrasi ve Barış Konferansı bileşenleri İstanbul'da bir araya geldi. Konferans bileşenleri yerel yönetimleri ve çözüm sürecini tartıştı. Toplantının açılış konuşmasını yapan şair Murat Hambungan çözüm sürecini değerlendirdi. Türk Başbakanı Erdoğan'ın Ahmet gezisini değerlendiren Bungan, "Eğer o gün Abdullah Öcalan'ı Diyarbakır'da konuşturabilseydiniz, asıl o zaman demokrasiden bahsetmiş olurdunuz," dedi. Ardından söz alan HDP İstanbul Milletvekili Levent Tüzel de gezi direnişine değindi. Tüzel, geziyle AKP'nin tekçi anlayışının sürdürülemez olduğunun ortaya çıktığını belirtti. HDP eş genel başkanı Sebahat Tuncel ise Öcalan tarafından başlatılan sürece değindi ve Öcalan'ın mesajı siyaseti şekillendirecektir dedi. Ardından söz alan katılımcılar yerel yönetimler ve gündemdeki konulara ilişkin görüşlerini bildirdi. İnsan Hakları Haftası'nda tutsaklar unutulmadı. Bugün Ahmet, Mardin, Batman, Siirt, Colemerk ve Ankara'da 163 ağır hasta tutsağın durumuna dikkat çekildi. 163 ağır hasta tutsak için 163 dakika eylem düzenlendi. Hasta tutsaklar serbest bırakılsın. İnsan Hakları Derneği üyeleri 163 dakikalık oturma eylemi gerçekleştirerek tutsakların derhal serbest bırakılmalarını istediler. Öte yandan İHAD Balıkesir Şubesi, Kepsut L tipi kapalı cezaevinde yaşanan hak ihlallerine ilişkin rapor hazırladı. Raporda insanlık dışı, onur kırıcı ve cezalandırma amaçlı sünger oda uygulamaları olduğuna dikkat çekildi. Mersin'de ise İHAD ve Akdeniz Kent Konseyi, hapishanelerde neler oluyor konulu panel düzenledi. Akdeniz Belediyesi konferans salonunda tutsakların cezaevinde çektiği fotoğraflardan bir köşe oluşturuldu. Panelde konuşan şair yazar Adil Okay, 12 Eylül'le AKP iktidarı dönemini karşılaştırdı ve cezaevlerinde artan 140 bin tutsak sayısının demokrasi tablosunu ortaya koyduğuna dikkat çekti. Cezaevlerindeki zulümden tutsaklar kadar aileler de etkileniyor. Muş'tan Tekirdağ F tipi cezaevlerine sürgün edilen tutsaklardan Ali Benek'in kızı Leyla Benek, gerek tutsakların gerekse kendilerinin çıplak aramalardan geçirildiklerini, tutsaklara ihtiyaçlarının verilmediğini belirtti. Kürt fotoğraf sanatçısı Masum Süer, Ahmet'te düzenlenen kayıp yakınlarının eylemini fotoğrafladı. Eylemden çektiği kare günün fotoğrafı seçildi. Fotoğraf, dünyanın değişik ülkelerinden bir grup profesyonel fotoğraf sanatçısının ortaklaşa hazırladıkları Light and Composition dergisinde günün fotoğrafı seçildi ve derginin web sitesinde yayınlandı. Fotoğrafta bir kayıp yakını elinde akıbetini sorduğu kaybının kırık camlı bir çerçevedeki fotoğrafıyla görülüyor. Light and Composition'ın okuyucularıyla paylaştığı fotoğrafın altında şu bilgi yer alıyor: "Bu Kürt kadınları ve onları destekleyen Türk kadınları. Cumartesi anneleri adıyla tanınıyorlar." ...19-24 Aralık 1978 hafızalara kazınan Maraş katliamının tarihi. Katliamın 35. yıl dönümü Avrupa kentlerinde eylem ve etkinliklerle karşılanacak. Avrupa'nın birçok merkezinde protesto ve anma etkinlikleri gerçekleştirilecek. Demokratik Alevi Federasyonu öncülüğünde gerçekleştirilecek eylemlere katılım çağrısı yapıldı. Etkinlik takvimine göre 19 Aralık günü Fransa'nın Toulouse kentinde saat 14'te Demokratik Alevi Derneği'nde anma, 21 Aralık günü başkent Paris'te saat 14'te Sinevizyon resim sergisi ve panel, aynı gün Belçika'nın Verviers kentinde saat 14'te Alevi Kültür Merkezi'nde anma, 25 Aralık günü Almanya'nın Dortmund kentinde Alevi Kültür Merkezi'nde anma, 22 Aralık günü Wipperfürth kentinde Alevi Kültür Merkezi'nde anma, aynı gün Hamburg kentinde saat 14'te Von Mela Park'ta anma, 26 Aralık günü Bremen ve Düsseldorf kentlerinde saat 13'te anma, 29 Aralık günü Brüksel kentinde Alevi dergahında ve Gissen kentinde paneller,
Avustralya'nın başkenti Viyana'da saat 14'te Alevi Kültür Merkezi'nde bir anma düzenlenecek. İsveç'in başkenti Stockholm'de ırkçılık karşıtı eylemler devam ediyor. Dün gece aralarında tanınmış sanatçıların da bulunduğu binlerce kişi yabancı düşmanlığını protesto etti. Sendikalar ve ırkçılık karşıtı örgütlerin oluşturduğu Stockholm Irkçılığa Karşı adlı komite tarafından organize edilen eyleme binlerce kişi katıldı. Protestoya katılan demokratik kitle örgütleri, siyasi parti temsilcileri ve sanatçılar, Avrupa ve İsveç'te yükselişe geçen yabancı düşmanlığına karşı mücadele etmenin önemine dikkat çekti ve ırkçılığı geriletmenin yolunun iltica hakkının güçlendirilmesi, demokratik hak ve özgürlük sınırlarının genişletilmesinden geçtiğine vurgu yaptı. Almanya'da hükümetin kurulmasının önünde engel kalmadı. SPD parti tabanı Hristiyan Birlik partileriyle koalisyon sözleşmesine onay verdi. Sosyal Demokrat Parti'den oy sayım komisyonu başkanı Barbara Hendricks'in açıklamasına göre 370 bin dolayında SPD üyesinin oylamaya katıldığını, %75,96'sının büyük koalisyon lehine oy kullandığını belirtti. SPD Genel Başkanı Sigmar Gabriel, oylamanın tüm partiler için yol gösterici olduğunu söyledi. SPD Alman Partisi, siyasi tarihinde bir ilke imza atarak Hristiyan Birlik Partileri ile üzerinde uzlaşılan koalisyon sözleşmesini 400 binden fazla üyenin onayına sunmuştu. SPD üyelerinin onay vermesiyle birlikte Salı günü Merkel'in yeniden başbakanlığa seçilmesi ve hafta içinde de hükümetin kurulması bekleniyor. Toplam 14 bakanlığı şu şekilde paylaşın. Günün gelişmelerini aktardık. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.